şimdi sizlere işletmemizin ve yaptığımız işin genel bütün teknik detaylarıyla birlikte bizlere anlatmak üzere işletme tesis müdürü Alaaddin Karadeniz Beyefendi'yle tanışıyorum. Alaaddin Bey, sizler de programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Uzman kadroyla karşıladığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hızlıca konumuza giriş yapalım istiyorum. Geri dönüşüm tesisi nedir? Bizler burada ne iş yapıyoruz? Neleri geri dönüştürüyoruz? Aydınlatalım izleyenlerimize. Tabii ki biz burada evlerden ve fabrikalardan dışarıdan gelen PET, plastik, karton, demir ürünleri, bunların içinde bakır, alüminyum, sarı, pirinç dediğimiz maddeleri ayrıştırıp, paketleyip eritme en son noktadaki olan fabrikalara gönderiyoruz ve orada tekrar bize geri dönüşümleri sağlanıyor. Geri dönüşümün hem ülkemize katkısını hem de aslında geri dönüştüğünde bizlere olan faydasını ya da zararları varsa sizlerden dürüstçe bizlere aktarmanızı bekliyorum. Doğamıza katkısı çok büyük geri dönüşümümüzün. Çünkü doğada kaybolmayan biliyorsunuz PET, plastik, uzun yıllar kalan maddeler. Bunların geri dönüştürülmesinde en büyük çabamız bir an önce bunların geri dönüştürülüp tekrar halkımıza, insanlığa, dünyaya katkısının olmasıdır. Biz bunun için zaten en hızlı şekilde çalışıyoruz, en güzel şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bir fabrika olduğumuz için çalışan işçilerimiz, ekonomik konudan, bize getiren kişilerin, biliyorsunuz o çöpün içinden çıkan maddeler de var. Bu maddeler aslında ilk önce kirli gibi gözüküyor, doğru kirlidir. Ama biz bunları gönderdiğimiz fabrikalarda eritilen maddelerimiz mutlak surette dezenfektan yapılıyor. Çok büyük ısılarla eritilip tekrar ülkemize PET, plastik olarak geri döndüğü gibi tekstil ürünlerinde, diğer okul ürünlerinde hepsinde tekrar kullanabiliyoruz. Çok yüksek derece olduğu için eritme derecelerimiz var. O eritme derecelerinde eritildiği için onda artık mikrop kalmıyor, öyle diyebilirim. Bununla alakalı hiçbir kesinlikle kimsenin aklında hiçbir soru işareti kalmasın. Çünkü tertemiz olarak tekrar bize geliyor. Aynı şekilde bu ekonomi döngünün ülkemize olan faydalarından biraz dinlemek istiyorum sizlerden. Bir ilk PET'in veyahut da bir plastiğin çıkmasında biliyorsunuz petrol ürünleriyle başlıyor. Bugün petrol ürünleri çok yüksek maliyetlerde. Ama geri dönüşümlerde bu maliyetler minimuma inmekte. Minimuma indiğinde tekrar biz bunu ülke içerisinde kullandığımız için minimize edilmiş haliyle kullanmış oluyoruz. Ya bu bir döngü olarak devam etmekte. Çalışan insanlar sayısı bizde fazla. Ayrıştıran grup, toplayan grup, preslenen grup, kişiler. Bunlar çok sayıda olduğu için insanlar evine ekmek götürüyor. Biz bu yurt dışında da aynı şekilde, yurt içinde de aynı şekilde. İnsanlara ekmek kapısını açabilmek ve insanlara ciddi manada yardımcı olmak. Çünkü niye? Bizim ülkemiz burası.